Ayrıca yine bu güzel günde beni yalnız bırakmayan, şu an ışıkla göremediğim, az önce çok güzel görüyordum hepsini. Çok değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım mı var? Burayı da biraz açsana abi, bir göreyim. Yani ilk şarkımda Murat Boz ayakta dans etti yani, bence bu. Aç aç abi, az önce görüyordum çok güzel burayı. Burayı. Ünlüleri ya, ünlüleri. Aç ya, ünlüleri göreceğim ya. Aç. Karattın hepsini. Ha. Bakayım şöyle. Yani ünlü değil. Aramızda ünlü ama değil. Şahanesiniz, hoş geldiniz. Esat Bey, Hande Hanım hoş geldiniz. Oğulcan Engin. Eser Yenenler burada. İbrahim Büyükak burada. Murat Boz burada. Aslı Enver burada. Zeynep Bastık burada. Yağmur Tanrı Sevsin burada. Bir son dakika misafirimiz. Rain Man burada. Ya. Bakın size söyledim, çevrem geniş. Çevrem gerçekten geniş. Bensu Soral burada. Büşra Pekin burada. Demet Özdemir burada. Niye görmedim? Şahane insanlar burada. İki tane daha çok özel misafirim var. Adını unuttuğum çok ünlü olan var mı? Milli takımımız mı geldi acaba? Milli takımımız burada. Az önce saymayı unuttum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şenol Hocam. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok. Hele ki çok önemli iki maç öncesi buraya beni izlemeye, dinlemeye gelmiş olmanız büyük gurur. Ben bunu ömrümün sonuna kadar anlatırım. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim tekrar. Kaptan. Abicim. Emre Belözoğlu burada. Bir tanesi kaptan. Abi. Şimdi kadroya bakıyorum gerçekten. Hocam siz daha iyi bilirsiniz tabii ama ben uzun zamandır bu kadar genç bir milli takım hakikaten izlememiştim. Emre Belözoğlu da dahil. Abi artık senin yaptığın şeyi şu an doğru sıfat bulamıyorum. Yani müthiş bir ders veriyorsun bütün sporculara, hepimize. Ki ben bir sporcu değilim, ben de ders alıyorum şu an. Yani inanılmaz bir performans. Çünkü yanlış hatırlıyor olamam. Çünkü doğru hatırlıyorum. 2002 Dünya Kupası'nda biz ülke olarak 3. olurken Şenol Hocam yine takımın başındaydı. Ve sen o takımın futbolcusuydun. Doğru mu? Evet, bu alkışlanır yani. Ben 16 yaşındaydım. Bursa'da ben de top oynuyordum da işte izleyen yoktu. Ya çok merak ediyorum hakikaten, mesela çok genç arkadaşlarımız var ekipte. Merih burada mı Merih? Merih nerede? Merih bizi Juventus'ta temsil ediyor. Şahane bir adam. Şahane bir adamsın. Sadece şunu merak etmek istiyorum. Merih, 2002 yılında Emre Belözoğlu dünya üçüncüsü olurken kaç yaşındaydın ve ne yapıyordun? 3 yaşındaydın. Zaten 3 yaşında insan muhtemelen toplam 3 şey yapabilir. Yiyebilir, içebilir. Bir de şahane bir şey. Ya aslında evet, sizin ne hissettiğiniz çok daha önemli. Yanınızda hakikaten muhteşem bir adam var. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz gelince daha da heyecanlandım. Şenol Hocam, ayaklarınıza sağlık. Şenol Hoca'dan izin almadan bu olmazdı biliyorum. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Biri oradan ısrarla domuz gribi diyor. Onu söylemeyeceğim tabii ki de. Yani inanılmazsınız yani. Bir ton şarkı yaptık. Hala ne söyleyeyim dediğinde domuz... İşte bak, bu gaz böyle bir şey. Bir kişi başlatır oradan. 1000 kişi... Eser mi başlar? Tamam, söyleyeceğim de. Çok önemli bir atasözümüz var biliyorsun. Arkadaşını iyi seçeceksin. Yanlış bir arkadaş. Şenol Hocamızı alkışlar mıyız? Buyurun.
Şöyle ışığa doğru gelelim. Evet, yani konuşmanın yeni tam burada eğlenmenin zamanı. Çok da güzel bir ambiyans var. Sahneye çıkan sanatçılar tabii başta Oğuzhan başlarında olmak üzere çok güzel bir sunum yaptılar. Ama en çok da buradaki izleyenleri seviyorum. Çünkü sanki hazırlanmışlar, gelmişler. Zaman zaman sanatçıların yerine söylemeye başladılar. Demek hazırlıklı geldiler. Biz çalışmalar yapıyoruz, uygulaması zor oluyor. Burada uygulaması daha kolay. Zaman destek vermeye geldik. Destek bekliyoruz cumartesi günü. Hocam sizin gelmeniz yeter. Şeref verdiniz. Bir de şimdi oyuncularımızın hepsi burada. Oğuzhan'a söyledim daha önce. Tiyatro oyuncusuydu, ses sanatçısı, sıra futbolculukta. Sesiyle oynuyor. Bize de öyle bir oyuncu lazım. Bir eksikliğimiz var. Mesela gücüyle oynayan, tekniğiyle, taktik anlayışla oynayan var. Ama sesiyle oynayan yok. Kaptan da gelir mi acaba? Kaptan. Kaptan. Sessiz olmaz. Cenk Bey. Cenk Bey. Bütün şarkılar ezbere biliniyormuş. Cenk lütfen gelir misin? Cenk. Cenk Tosun gelir mi alkışlarla? Cenk Tosun alkışsız gelmiyor. Ben bunu alırım. Bir tane böyle çekelim sonra bir tane öyle. Abi çekin. Ben her zaman yakalayamam bu ekibi. Hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. Biz izin istiyoruz. Siz eğlenmeye devam edin. Sabahlayın. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Şenol hocamızı ve kaptanlarımızı dev bir alkışla uğurlayabilir miyiz? Hiçbir şeyden heyecanlanmayan biri olduğu için ne zaman dedi? İlk soru bu. Dedim ben pardon ben Tarkan'ı mı aradım acaba hani? Bu ne hava? 4 Eylül dedi tekrar. 4'ü gelir 5'ü dönerim dedi. Yani hani hiç şey demedi. Oğlum ne alaka ben hayatımda kimseye şarkı söylemedim. Mikrofon tutmadım vesaire. Acaba ilk kez şu an ne olacak? Bir sınarım dedim ama. Ha? Gel gel. Gel hele gel ya. Gel. Gel. Babamı alkışlar mısınız? Mikrofon. Dur, bir dakika. Mikrofon geliyor. Abi mikrofon. Baba. Evet. 4 Eylül. Evet. Mikrofona. Mikrofona, mikrofona. Doğru. 4 Eylül diyorsun, doğru diyor. Evet. Harbiye'deyiz. Bak şöyle düşün, buraya ben de hayatımda ilk defa senle aynı günde ilk defa Harbiye'ye çıktık, öyle düşün. Ben hayatımda 10 kişiye dahi bir şarkı söylemedim. Tamam. İlk defa seni kıramadım geldim. Sen bir tanesin, dur böyle tut bunu. Hı. Şimdi ben de bu kadar kalabalığa şarkı söylemedim. Ama sen rahatsın ya. Yok yok, sen benim niye sürekli pantolon değiştirdiğimi sanıyorsun? He? Yapma ya. Tabii canım. Sıkıntı yok, ben de heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Yani bir tatlı emir vaki oldu ama bence senin sesini İstanbul bir duysun. Duysun tabii. Olur mu? Tabii. Tamam. Yavri yavri Uma kuşu yükseklerden sesler çift suna beslenir, beslenir.
sahne büyük olunca fikirler de büyük oluyor biliyorsunuz. Burada şahane müzisyen arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız muhteşem şovlarla daha önce bir sürü konser verdiler. İşte ne bileyim, Tarkan'ı asansörle dikerler, Edis'i mancınıkla fırlatırlar, bir şeyler olur ya burada hep. Hani biz de bu konuyu çok tartıştık aramızda. Nasıl çıkalım, sahneye nasıl çıkalım diye. Bir ay sonunda şurada birleştik, yürüyerek. Efendi, yürüyerek, arkadan şarkıyı söyleyerek gel. Çünkü, vallahi alkış almak için söylememiştim bunu ama alkışlıyorsanız teşekkür ederim. Çünkü şu gitgide kötü fikirler çıkıyordu. Bizim ekip çok üretici değil bu konuda. Evet. Son fikir şuydu. Oğuzhan Bey dedi, sahne açılıyor perde, şarkılar çalmaya başlıyor. Herkes sizi sahneden çıkmanızı beklerken dedi, evet, biz size iki tane kanat takıyoruz. Kocaman. Siz dedi onları böyle çırparak, ben çırparak, sizi bir vinçle dedi, çırparak vinçle, o uçtan başlıyoruz uçurmaya dedi. Uçuyorsunuz, tam şarkının sözleri başlayacağı esnada da sizi buraya konduruyoruz dedi. Büyük fikirler. Ben dedim ki siz bu söylediklerinizin hepsini yaparsanız, ben de kondurduğunuz an sahneye yumurtluyorum böyle dedi. Çünkü bu fikir bir final istiyor, anladın mı? Yani bir taçlandırmak lazım bu fikri.